Ya ben şöyle tarihçi bir babanın kızıyım. Biraz böyle sanatın içinde büyüdüm. Annem de ressamdı. Yani bana böyle doğal bir şekilde başladı bende. İlk gelenekselle başladım. Daha doğrusu ilk piyanoyla başladım. Daha sonra işte geleneksel sanatlar, hat, hesap, minyatür gibi sanatlarla ilgilendim. Sonra biraz tesibe yoğunlaştım. Fakat ben işte lise son gibi bunu sorgulamaya başladım açıkçası. Önce zihnimde başladı sorgu. Yani bunun sanat değil, bir taklit, bir işte zanaat olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü 16. yüzyıldan beri aynı formların aynısını çiziyorduk. Ve en iyi çizen iyi oluyordu falan. Bunu sorgulama sürecinden sonra işte daha çok biraz da Batı sanatını incelemeye başladım. Onlarla ilgili okumalar yaptım ve zihnimde bir yıkılma süreci yaşadım açıkçası. Önce zihnimde oldu. İşlerime yansıması biraz zaman aldı. İşte bunun tabii ki teknik eğitimini almam vesaire, bunu yorumlayabilmem. Yani ciddi bir çalışma süreci geçirdim ben orada. İşte her şeyimi değiştirdim. Atölyenin konumundan işte çevreye kadar her şey değişti yani. Benim zihnimdeki değişimden sonra adım adım bir değişim süreci, kırılma noktası yaşadım diyebilirim orada. Zaten ben böyle formları, bizim geleneksel formlarımızı yorumlayan bir sanatçıyım. Dolayısıyla ve onları hep irdelerim, işte tartışırım. Yani aslında oradaki yorumlamak demek, önce bir reddediş var orada. Daha sonra reddettikten sonra ona bir hak veriyorsun ama kendi üslubunla yorumluyorsun yani. Öyle bir süreç yaşadım mesela. Annemle olan ilişkimi sorguladım. İşte ona reddedişlerimi düşündüm ve daha sonra şimdi onun bana uyguladığı şeyleri ben kendi tarzımla, yani bir süzgeçten geçirerek yorumluyorum. Tam olarak hani aslında benim sanat ilişkimle anne olma ilişkim böyle bir paralellikte devam ediyor. Sonuçta sanat taklittir, mimesis diye bir kavram var. Yani buradaki reddediş tam böyle şey, isyan reddediş değil ya da bir anarşi reddediş değil. Bir şeyi reddetmen için çok iyi biliyor olman lazım bir kere. Ondan dolayı öncelikle gelenekselin tamamını iyi öğrendikten sonra ne konuda reddedeceksin? Yani neyi reddediyorsun? Orada tam olarak sanatı ya da zanaatı reddetmiyorum ben. Oradaki teknik bir şeyi reddediyorum ya da işte sanatın işte biriciklik, sanat nedir, biricikliktir diye Walter Benjamin yıllarca söylemiş 1900'lerde. Yani bunu sorguladım. Yani mesela bir sanat eseri biricikse bunun biricik olması için hani geleneksel sanatlarla bu örtüşmüyordu. Yani bence ilk şey olmalı. İnsan önce kendini tanımalı. Çünkü kendini tanımadığın sürece ne, yani ne istemediğini bilmelisin öncelikle. Sonra ne istediğini öğreniyorsun. Ben de böyle oldu, bilmiyorum. Ben ne istemediğimi önce öğrendim. Ama uzun bir süreç oldu bu. Zor bir süreç. Evet, Yani uzun bir süreç oldu. bu süreç acılı ve sancılı olsa Evet, gerek. gerçekten hani gelenekseli öğrendim ve bunu istemediğimi öğrendim sonradan. Yani gerçekten kolay bir şey değildi bu yani. Onu öğrenmesi de uzun süreç, reddetmesi de uzun süreç, işte başka bir şeye geçişi de uzun süreç. Ama yani kendimi orada hani mutlu oldum yani. O yüzden kendimi tanımak çok önemliydi benim için. Şu anda hani yani biraz genç yaşta başlamamın avantajlarıyla şu anda doğru, yani kendimi mutlu hissettiğim doğru yoldayım. Bir kere onu tavsiye ediyorum herkese. Devam edersek yani tabii çok klasik olacak ama okumak çok önemli ve seyahat etmek. Yani bu ikisi benim hayatımda, yani bütün bu yaratıcı süreçte bana en çok etkili olan şeyler. İşte hem okuyarak hem seyahat ederek, çok gezen mi bilir, çok okuyan bilir değil de, yani böyle bir ayrım yapmıyorum. İkisi de çok önemli. Bunları tavsiye edebilirim, iki tane. Tabii direkt kitap okumak değil yani, bunu yani her şeyi doğru okumak. Mesela Picasso'nun muydu hatırlamıyorum ama yani doğru okuyan sanatçı başarır diyor mesela. Ama burada sadece yani eylem olarak okumaktan bahsetmiyorum, yani genel olarak bir üst pencereden bakabilmek. Genelde şöyle oluyor, ben mesela her yıl ya da 2 yılda bir sergi açıyorum. Ya böyle bir yazara takılıp ondan devam ediyorum ve işte ondan etkilenip bir tema oluşturuyorum. Ya da böyle hani seyahat ediyorum. Seyahatten sonra işte aklımda bir şeyler canlanıyor. Oradan işte bir yazara takılıyorum falan. Genel olarak benim okuma çizgim tabii ki biraz mesleki okumalar ağırlıklı. Ve çünkü sanat konusu da çok derin. Hani bugün okumaya başlasan birçok şey çıkıyor karşına. Orada da seçici davranmak durumundasın. Ben bu aralar en çok taktığım şey mesela İnsanlık 2.0 kitabını okuyorum. Ondan sonra Sanat 2.0 üzerine araştırmalar yapıyorum işte. Elon Musk'ın şeylerini okuyorum. Yani anlayabildiğim, önce anlamaya çalışıyorum çünkü çok zor bir konu yani ve hani
çok başlayan, daha dünya için çok yeni bir konu. Onunla ilgili şeyler dinliyorum. Storytel işte artık podcastler falan var, bilgilendirici. Onlarla şu an haşır neşirim. Çünkü yeni sergim de bununla ilgili olacak. Sergim Eylül-Ekim gibi düşünüyoruz pandemi durumuna göre. Yani benim okumalarım genelde hep böyle sergiye yönelik şeyler oluyor. Ya da okuduktan sonra sergi çıkıyor, öyle oluyor. İşte bu sergide daha çok böyle bu sanatın biricikliği demiştim ya, Walter Benjamin, biraz ona kafayı taktım. Hem onu sorguluyorum, hem biraz böyle işte insanlık 2.0'ı sorguluyorum. O ikisi böyle paralel gidiyor. Sonra eğlenmek bence. Yani çünkü eğlenmezsen, yani eğlencenin tabiri herkese göre değişir. İşte sizin için bir kafede kahve içmek eğlenmektir yani. Çünkü kendi mutlu olmazsan başkasını mutlu etme şansın yok. Dolayısıyla hani eğlenmek önemli bir şey. Ben arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok severim mesela. Yani böyle sürekli görüşmeyi değil de arada bir vakit geçirmek olunca benim için eğlence olabiliyor. Bu aralar çocuğumla çok eğleniyorum, hani bambaşka bir eğlence şeyi yani. Onunla oyun oynamak beni eğlendiriyor. Gezmeyi çok seviyorum, seyahat etmeyi. Maalesef şu an seyahat edemiyoruz, hepimiz sıkıştık kaldık. Yani onlarla eğleniyorum. Yani seyahat etmek çok keyif veriyor bana. Cidden bizde mesai yok ya, onu düşünüyorum da mesela. Siz mesai bitince eve gidiyorsunuz, biz gece de çalışıyoruz. Yani çok sıkı çalışıyoruz. Hani bunu ben de yaparım, çok kolay falan diyorlar, tavsiye istemiştiniz ya. Yani kolay değil yani, yap bir tane görelim diyorum ben. Yapamıyor mesela. Gerçekten çok kolay görünüyor ama onun yapılmasına kadar neler yaşanmış ki, onu yaşamasa bile onu yapamazsın. Bir önce tasarımını ortaya koyman lazım. O yüzden hani çok çalışmayı önerebilirim beşinci olarak. Yani çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yani kolay görünüyor ama işte ekranda kolay görünüyor. Amerikalı bir koleksiyonerim beni işte bir galaya çağırdı. Hirshhorn Museum var Washington'da. Ben sergi sürecindeyken orada da gala vardı, ona davet ettim. İşte biz de galaya katıldık eşimle. Ben de böyle Marina Abramovic'i çok böyle beğeniyorum ve diyorum ki işte bir selfie çeksene bize Ömer'le, denk gelelim falan. Kadını arıyorum böyle kokteylde. Sonra işte Juliana geldi, koleksiyonerim. İşte sizi dedi hani masanıza götüreyim dedi. Masamda yanımda Marina oturuyordu ve ben sergi boyu onu aradım. Ve bir numaralı masaya beni almış. Yani orada bir Türk sanatçının sergisi var diye, hani onu ağırlıyoruz diye. İşte müzenin sahip, kadın müzenin zaten yönetim kurulunda. İşte müzenin küratörü, işte Marina Abramovic falan, böyle 10 kişilik küçük bir masada ben vardım. İşte Plans'te falan 4'te 7'de falan oturuyordu yani, öyle düşünün. Ya ben böyle orada dedim ki ya Zeynep, kimseyi abartma öyle gözünde. Ve hani Amerika rüyası derler ya, benim için biraz o Amerika rüyası oldu. Ve o günden sonra daha böyle şey, kırılma noktası. Ya gerçi ben hep böyle şey değilimdir yani, böyle bir insana ulaşılmaz olarak düşünmem yani. Her zaman da hep böyle denk gelmiştir. Hayat bunu bana hani böyle hediye ediyor herhalde. İşte Marina ile uzun muhabbet ettik, işte telefonlarımızı aldık. Abramovic orada onur sanatçısıydı ve bir konuşma yapacaktı. Yani masada konuşan Abramovic ile o sahneye çıktığı çok farklıydı ya. Böyle hani ben çok şaşırdım, böyle nasılsın, iyi misin, işte muhabbet ettik önce. İşte yani sahneye çıkınca ben böyle büyülendim. Ya az önce konuştuğum kadın bu değil diyorum. Yani herkes durdu ve bütün ses durdu. Kadın gerçekten performans yapıyor dedim ya orada. Çünkü normal gündelik konuşmasıyla o çok farklı. Biz ne konuştuk? İşte genel hayattan bahsettik. Biraz benim işlerimi görmek istedi. Daha sonra bana dedi ki ya sen de değişik bir enerji var dedi. Mutlaka dedi bir gün performans yapmalısın dedi. Hatta birlikte yapalım. Sen bunu bir düşün, beni ara dedi. Böyle ben de çok teşekkür ederim dedim, hani etkilendim bu söyleminden. Hala aramadım tabii de, korkuyorum biraz ondan. Bundan sonra işte yani, ama kadının orada ben gücünü gördüm. Sanatçı karakterine büründüğündeki şeyi gördüm. Ondan sonra işte şey düşündüm ya, sanatçılar işte sahneye çıktığında sanatçı karakteriyle, onun dışında normal insanlar yani. Bizde de hani böyle çok farklı bir şey bekleniyor ya sanattan, yani biz de normal insanız, sadece bunu yaparken ben farklılaşıyorum ya da resimlerim farklı, yani ben aslında normal bir insanım yani. İnsanüstü bir varlık değilim yani.